Merhaba gençler, üniversiteye doğru denememizin biyolojisini birlikte çözeceğiz ve 28. soruyla başlıyoruz. Dişi bireyin üreme sisteminde görev alan hormonlar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır diyeceğiz. Şimdi hipofiz bezinden salgılanma, FSH, LH, oksitosin hipofiz bezinden salgılanır ama tamamı için ortak değildir. Ovülasyonun gerçekleşmesini sağlamak, ovülasyon yumurtlama demek. Yumurtlamayı LH sağlar. O yüzden bu da ortak değil. Uterus dokusu yani rahim içi dokusunun kalınlaşmasını sağlar. Bunu özellikle yapan progesterondur. O yüzden bu da ortak değil. Ama hedef dokuya hormonlar kan aracılığıyla taşındıkları için genel olarak cevabımız denizde olacak. Rahim kaslarını etki ederek doğumu başlatmazsa oksitosinin görevi olduğu için cevabımız denizli diyeceğiz. 29. soruda bir popülasyonun birey sayısının belirli bir zaman sürecindeki değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şimdi bakın T anından itibaren birey sayısında bir artış olmuş. Benim bunu dengeye getirmem için birey sayısını azaltmam lazım. Birey sayısını azaltan şeyleri doğru kabul ediyorum. Dışa göçlerin artması birey sayısını azaltır. Besin miktarının azalması birey sayısını azaltır. Ölüm oranının artması ise birey sayısını azaltacağı için cevabımız edinme olacak. Meriç biyoloji dersi performans ödevi için hazırladığı sunumda aşağıdaki görseli kullanmıştır. Şimdi şurada uyarının alındığı yer bir reseptör. Uyarıyı alıp ara nörona götüren 2 duyu nöron. 3 uyarının değerlendirildiği yer ara nöron. Ara nörondan bilgiyi alıp efektöre götüren motor nöron olacak. 1 numaralı yapı reseptör, 5 numaralı yapı efektör olarak isimlendirilir. Doğru. Basit bir refleks oluşumunda uyartı iletimi 1, 2, 3, 4, 5 şeklindedir. 2 numaralı yapı duyu nöronu, 3 numaralı yapı ara nöron, 4 numaralı yapı motor nörondur. Doğru. 3 numaralı yapının aksonuyla 2 numaralı yapının dendriti arasında değil, 4 numaralı yapının dendriti arasında sinaps vardır. O yüzden cevabımız denizli olacak. 5 numaralı yapı bir çizgili kasılması için uyarabilir. Evet, burada da 5 ile ilgili böyle bir yorum yapabiliriz. Çünkü efektör kas ya da bezi uyarmak olacak. Burada da bir Starling hipotezi gibi düşünebilirsiniz. Bir yorum durumumuz var. Şimdi oksihemoglobin derişimi verilmiş farklı bölgelerdeki yapılarda. Oksihemoglobin nedir? Hemoglobin oksijenle birleşmiş halidir. Şimdi A için diyor ki alveol kılcalıdır. Şimdi alveol kılcalının sol tarafında akciğer atarı, sağ tarafında akciğer topları olacak. Normal atarlar temiz kan taşır ama akciğer atarı kirli kan taşıdığı için karbondioksit oranı yüksek, oksijen oranı düşüktür. Akciğer topları ise oksijen oranı yüksek, karbondioksit oranı düşüktür. Şimdi kılcala doğru, atardan toplara doğru hareket ederken oksihemoglobin miktarı artmış. O yüzden oksijen oranı arttığı için bu bilgi kesin diyebiliriz. Kesin olduğu için 3 şık elendi. Adana ya da Denizli olacak. B'deki kan oksihemoglobin miktarı sabit. Mesela aorta olabilir, işte normal bir atar damar olabilir ama kalpten geçme zorunda değildir gibi kesin bir yorum yapamam. C ise karaciğer kılcalıdır demiş. Şimdi normalde karaciğer kılcalını gene sol tarafında atar, sağ tarafında toplar bulunur. Atar damarda oksijen oranı yüksek, toplar damarda oksijen oranı düşük. Şimdi oksihemoglobin miktarı azalmış. Doğru, tamam. Ama ya böbrek kılcalıysa karaciğer kılcalıdır diyemem kesinlikle. O yüzden de cevabım Adana olacak. Burada da bir tane boşaltım sistemi sorumuz var. Sağlıklı ve diyabet hastası 2 kişi karşılaştırılmış. Hangileri yapılabilir diyor. Diyabet hastası birey sağlıklı bireye göre daha fazla su ister. Şimdi sağlıklı bireyde gereminin yüzdesi ya bunlar. Suyun %99'u geremiliyor, hasta bireyde %84. Yani vücuda suyun %84'ü kazandırılıp geri kalan kısmı idrarla atılıyor. Burada mesela 1 iken idrara gönderilen, burada yaklaşık 16 birim. O yüzden idrarla daha çok su kaybedildiği için diyabetli kişide daha çok su içme ihtiyacı duyulur. Bir doğru. Sağlıklı bireyin idrarındaki üre miktarı diyabet hastası bireye göre daha yüksektir. Üre miktarı gördüğünüz gibi eşit.
Sağlıklı bireyin idrarında glikoza rastlanmazken diyabet hastası bireyin idrarında bir miktar glikoz bulunur. Şimdi burada glikozun %100'ü sağlıklı bireyde gerememiş. %100'ü geremildiği için ne diyeceğiz? İdrara hiç glikoz gitmiyor diyeceğiz. Ama hasta bireyde %5'lik birim idrara gitmiş. O yüzden de sağlıklı bireyde %100'ü gelemediği için idrarda glikoza rastlanmaz. Ama hasta bireyde rastlandığı için cevap denizde olacak. Şimdi gözle ilgili bir sorumuz var ve optik eksen üzerinde X ve Y noktaları verilmiş. Eğer görüntü sarı beneğin önüne düşerse buna miyop diyoruz ve kalın kenarlı mercekle düzeltiliyor. Eğer sarı beneğin arkasına düşerse de hipermetrop ve ince kenarlı mercekle düzeltilir diyoruz. Şimdi hangileri doğru, hangileri yanlıştır? Cisimden gelen ışınlar X noktasına düşüyorsa bireyde miyop vardır demiş. Doğru. Cisimden gelen ışınların Y noktasına düşmesiyle oluşan görme bozukluğu ince kenarlı mercekle düzeltilir. Doğru. Göz merceğinin normalden ince olması kırıcılığı azaltır. Kırıcılık azalınca da Y noktasına düşer. Cisimden gelen ışınların X noktasına düşmesiyle oluşan göz bozukluğunda önden arkaya doğru olan çapının normalden kısa değil, daha çok uzamış ki öne düşmüş diyeceğiz. Daha fazla olması gerekecek. O yüzden doğru, yanlış diyeceğiz. 34. soruda Mete'nin sorusunu hangisi doğru cevaplamıştır? Şimdi mRNA'nın yapısındaki üçlü nükleotitlere kodon diyorum ve RNA'nın yapısında 3 çeşit bazım var. Kim bunlar? Adenin, urasil, guanin ve sitozin. Şimdi bunların dördü bulunacak. Burada urasili o zaman eliyorum. Şimdi gelin bir tane nükleotidin yapısına bakalım. Baz, şeker ve fosfat. Bazlara bakmıştık. Şeker olarak riboz şekeri var. Ribozu da eliyorum. Fosforik asit de var. Bunu da eliyorum. Baz ve şekerin arasındaki bağ glikozit bağı. Bunu da eliyorum. Şuradaki ester bağı olsa onu da elerdim. Ama DNA'nın ve RNA'nın yapısında ya da nükleotitlerin yapısında amino asit ya da peptit bağı bulunmaz. O yüzden cevabımız bursa olacak. 35. soruda midenin çalışması üzerine hangilerin etkili olduğunu sormuş. Gastrin hormonu mideyi hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Adrenalin aynı şekilde daha böyle heyecanlı ve stres anlı durumlarda oluştuğu için mideyi etkiler. Vagus siniri parasempatik bir sinirdir, etkiler. Mide üssüyü pH'i asidik ortamda çalıştığı için bu enzimler ne kadar asidik olursa enzimlerin çalışabilmesi için tabii ki uç noktalarda olumsuz etkilenebilir. Ama pH'in artması mesela olumsuz etkiler gibi düşündüğümüzde etkileyeceğinden cevabımız Edirne olacak. 36. soru hangisi doğrudur? Şimdi gevşeme sırasında olanları soruyor. Aktin ve miyozinin boyu ne kasılırken ne de gevşerken değişmez. Sarkomerin boyu kasılırken kısalır, gevşerken artar. Haş bandının boyu kasılırken küçülür, gevşerken artar. Sitoplazmadaki kalsiyum miktarı kasılırken artar, gevşerken azalır. Harcanan ATP miktarı da kasılırken de gevşerken de artar. O yüzden cevabımız değişmez. Artar, artar, azalır, artar. Yani Zehra olacak. 37. soru buna göre hangilerinin değerlendirilmesi doğru olarak verilmiş? Bakın buradaki erkek organın tepeciğindeki polen dişi organın tepeciğine gitmiş. Polen oluşumu o yüzden X'te, yumurta oluşumu Y'de. Döllenmede görev alan sperm çekirdeğinin genetik yapısını X belirler çünkü polen burada oluşuyor. Sperm polenden farklılaşarak oluşacak. Embriyo gelişimi yani döllenmeden sonra zigot ve embriyo oluştuğu için o da dişi vücudunda olacağı için Y'de olur dediğimizden cevabımız Adana olacak. Buna göre araştırmacının hangilerini yapması U borusunda ok yönünde gözlenen azalmanın hızını arttırır. Şimdi U borusunda şu şekilde kapalı ortamda su seviyesinde azalma görülmüş. Şimdi su seviyesinin bu yönde hızının artması için
Bitkideki su kaybını ne yapmam lazım? Arttırmam lazım. Yani bitki su harcamalı ki ok yönünde bitki su ihtiyacı doğduğu için suyu bu tarafa doğru çeksin. Düzeneği karanlık ortamdan aydınlık ortama almak. Fotosentez daha çok hızlanacağı için, fotosentez hızını arttıracağı için bu durum su kaybını arttıracağından olur. Kuru ve hafif rüzgarlı bir ortama alma, terlemeyi arttıracağı için bitkinin su ihtiyacını arttırır olur. Dal parçasındaki yaprak sayısını azalttığımda terleme ve fotosentez azaldığı için bu hız azalır. Yaprak yüzeyindeki bal mumuyla kapladığımda gene terlemeyi azaltacağı için etkileyecektir, olumsuz etkileyecektir. O yüzden cevabımız Adana olacak. Şimdi fotosentezi vermiş. Fotosentezde şurası aydınlık ortam, şurası karanlık ortam. Her ikisi de kloroplastta gerçekleşiyor bitki dediği için. Şu da buradan açığa çıkan besin ve oksijeni kullanarak karbondioksit ve ATP üretmiş. Buranın da mitokondri olduğunu söyleyebiliriz. K ve L olayları kloroplast organelinde gerçekleşir. Doğru. K olayında üretilen ATP'ler besin üretiminde kullanılır. L olayında doğru. M olayında üretilen ATP'ler metabolizma da kullanılır. Doğru. K ve M olaylarında ETS görev alır. Doğru. K olayında indirgenen NADPH, L olayında yükselt gelir. Zaten M'de NADP değil, NADlar kullanılır. O yüzden bu cevabımız Edirne olacak. Son sorumuzsa X, Y, Z ile belirtilen damarlarda hangileri aynı olabilir? Akış hızı demiş. Bunu nasıl yapıyoruz akış hızının sıralamasını? Atar damar, toplar damar, kılcal damar. Büyükten küçüğe bir sıralama olduğu için aynı olamaz. Basınç, atar damar, kılcal damar, toplar damar. Gene bir sıralama var. Hemoglobin doygunluğu en fazla X'te, sonra Y'de, sonra Z'de diyebiliriz. Gene bir farklılık var. Protein ozmotik basıncı ise damar boyunca sabit olduğu için ancak bu aynı olabilir. Çünkü kan proteinleri damar dışına çıkmaz ya da çok çok az çıkar. O dönem sistemiyle tekrar dolaşıma döndürülür. O yüzden protein ozmotik basıncı sabit dediğimden Starling hipotezinde gene bahsettiğimiz bir durum aynı olabilir dediğimiz şeye yalnız 4 diyeceğiz.